Merhaba sevgili Diren Sanat takipçileri. Geçtiğimiz yıl yaşanan depremler nedeniyle ertelenmek durumunda kalan Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği 5. Klasik Müzik Festivali, ünlü orkestraların, opera topluluklarının ve sanatçıların katılımıyla bu yıl 2 ile 16 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Ataşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenecek ve Zuhal Müziği'nin de piyano sponsoru olduğu Klasik Müzik Festivali, müzikseverlere klasik müziğin yıldızlarıyla dolu bir program sunacak. Konserler Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Festival kapsamında Adıyaman Filarmoni Orkestrası, Golden Horn Brass, İstanbul Opera Ensemble, Şirin Pancaroğlu, Vival Opera, Anadolu Quartet ve Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası, Marmara Flüt Orkestrası müzikseverlerle bir araya gelecek. Biz de bu festivalin açılış gecesinde orkestra şefi Özgür Oğuz ve festivalin açılışında konser verecek olan Günsür Onay'la müzik üzerine kısa bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Evet sevgili Diren Sanat takipçileri, Ataşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 5. Klasik Müzik Festivali'nin açılış gecesindeyiz ve uluslararası bir sanatçıyla röportaj yapmanın gururunu yaşıyoruz, mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemiz için de çok kıymetli bir sanatçı, iyi niyet elçisi ve çok vermiş olduğu uluslararası konserlerle adından hep söz ettirmiştir. Biz de hep uzun süre takip ediyoruz. Gülsün Onay'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Öncelikle onu... çok teşekkür ederim. Çok iyiyim, çok yoğunum. Bu akşam da çok anlamlı bir konserde, açılış konserinde dinleyicilerle buluşacağız. Tabii bizim için çok önemli bir... şöyle diyeyim, destek ve gönül bağı. Düşünebiliyor musunuz? Tam yeni kurulmuşken ve yol alacakken işte binalarını, arkadaşlarını, enstrümanlarını kaybeden Adıyaman Filarmoni Orkestrası. Evet. Şimdi şefleri Özgür Oğuz sayesinde yine yeniden canlanarak işte konserler vermeye başlıyorlar ve birlikte müziği paylaşıyoruz. Böyle bir anlamlı konserde Ataşehir'de dinleyicilerle buluşmak çok mutluluk veriyor bana. Aynı zamanda beşincisi düzenleniyor. Evet. Pandemiye rağmen, zorluklara rağmen bu kadar güzel bir festivali yürüttükleri için tabii ayrıca Ataşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ederiz. Dileriz ki yeni açılan harikulade salonlarında da yine dinleyicilerle buluşuruz. Çok mutluluk verici gelişmeler. Bizler de sizleri tebrik ediyoruz gerçekten. Her zaman toplumsal olayların yanında olduğunuz, insanları desteklediğiniz, verdiğiniz konserlerle hep bir iyi niyet elçisi olarak müziğinizle birlikte insanların hep yanında oldunuz. Bu süreç içerisinde siz bu yardım konserleri, farkındalık konserleri verirken ki izlenimleriniz neler oluyor bu süreç içerisinde? Bize böyle kısaca aktarabilir misiniz? Şimdi tabii önce iki ayrı dönem diyebilirim. İlk dönem işte pandemi dönemi, ikinci dönem deprem sonrası dayanışma dönemi. Evet. Ve pandemi dönemi de hepimizi çok sarstı. İnanılmaz bir şok oldu. Son anda iptal edilen yüzlerce binlerce konser ve sanatçıların şaşkın bir halde evde sanatlarıyla baş başa kalmaları. Sizler de ev konserinize devam ettiniz. Evet, ben ona ilk gün başladım ve çok enteresan. Sanki o günü hiç unutmayacağım. Nasıl bir ilgi oldu? Ben tam o sırada Polonya, Almanya, İtalya turnesi için hazırlanıyordum ve repertuarımda işte Chopin vardı, Beethoven, Saygun ve ben o anda her şey iptal olunca birden aklıma geldi. O zaman biz bize bir konser yapalım dedim. Evet. Yani beni takip edenler isterlerse ben normal bir konser gibi hiç hazırlığım da yoktu yani
ekipman olarak hani kameralar, ışıklar, sesler, falan. Evet. Onunla ilgili de böyle ütü masasının üzerine yerleştirdim. Cep telefonuyla bir canlı yayın konseri yaptım ve biliyor musunuz sorduğum anda acaba ne çalayım, ne istersiniz diye gelen cevaplardan çok ilgi olacağını anlamıştım. Ne istediler? Yeme, daha çok Chopin istediler. Chopin, evet. Chopin diyenler ve o akşam 1 milyona yakın izleyici, evet, canlı yayında konser. Yani herhalde en kalabalık konserimdi diyebilirim. Ve ben ondan sonra hem kendim için hem dinleyiciler için her pazar canlı yayın konseri yaptım evimden. Pandemi bitene kadar hiç ara vermedim. Bütün repertuarımı seslendirdim. Elimde ne varsa, yani benim de geniş bir repertuarım var. Evet. Tabii konçertoları değil ama diğer solo eserleri çalmaya uzun süre yetti. İşte elimdeki bütün repertuarı kullanarak canlı yayında dinleyiciyle tabii ki çok yetersiz bir ses, yetersiz akustik, yetersiz şu bu, fakat canlı oluşunun farklı bir iletişimi sağlaması oldu. Yani artı tarafı. Çünkü her şey olabilir. Şu anda yani canlı yayındasınız ve aynı, evet, konser gibi her şey olabilir. Sanki aynı kaderi paylaşıyormuşuz gibi o da onu hissettiriyor. Bir şeyi hissettiriyor. Evet. Evet. Onun için orada da çok farklı bir dinleyici kesiti oluştu diyebilirim. Belki de konsere ilk defa yani bu şekilde katılmış olanlar oldu. Ömründe hiç salona gitmemiş fakat o sırada tesadüfen rastlayıp hoşuna gitmiş. Daha sonra da ilgi duymuş. Pek çok dinleyiciye kavuşmuş oldum. O da beni çok mutlu etti. Tabii ki sonradan en büyük felaket başımıza geldi, evet, malum. Ve ondan sonra da hayat yine bambaşka bir şekilde değişti. Hepimiz çok büyük, çok çok büyük bir travma geçirdik tabii. Yani bizimki hiç sayılır, onların acılarının yanında, kayıplarının yanında, ama ben de elimden geldiği kadar deprem yararına zaten 3 hafta sonra İngiltere'de bir konserle başladım. Yardım konseri. Üniversitenin çok büyük katkıları oldu Cambridge Üniversitesi'nde. Dolayısıyla bu şekilde hala devam ediyor. Yani şu anda yine planlanmış başka etkinlikler de var. Londra'da bir konser oldu. Şimdi Almanya'da yapılacak. Böyle çünkü bu yara biraz uzun sarması, uzun sürecek. İşte Merak ettim. Sizin evet, hani konserleriniz, yardım konserleriniz, özellikle bu deprem konusunda, yine çocuk hakları konusunda, hı-hı, diğer hı-hı, konularda. Evet. Aslında tabii sanatçı hassasiyetiniz var. Çok duyarlı bir insansınız. Sanatınızda da bu yansımış durumda. İnsanların hep acılarının yanındasınız. Teselli veriyorsunuz, destek, hı-hı, veriyorsunuz. Tabii ki insan kendi yakınlarını da kaybediyor. Onların da İnsan, evet, üzerinde bırakmış olduğu bir acı var, bir boşluk var. Evet. Siz de yakın zamanda ilk hocanızı, yeah, annenizi kaybettiniz. Şunu öğrenmek istiyorum. Sanatçı olarak nasıl çıkmayı başardınız ya da nasıl baş edebildiniz? Nasıl alışılabiliyor mu? Yani onu, alışılmıyor. Nasıl çıkılıyor onu merak ediyorum. Acının tazeliği diyelim devam ediyor. Fakat bir yerde duygulara büyük bir şansımız var ki duygularımızı, işte acılar olsun, sevinçler, evet, olsun, her isyanlar olsun, mutluluk olsun, coşku olsun, sükunet olsun, her şeyi ifade edebileceğimiz bir kapı, bir yol, bir dünya diyebilirim. Yani evet, o müzik dünyası. O bakımdan öyle büyük bir şans yani orada kelimelerle anlatamayacağımız duyguları. Siz de belki zamanları, notalara, mekanları aşıp, evet, o notaların izinde farklı, evet, dünyalara bir yolculuk etmiş oluyorsunuz. Evet,
Evet. Şimdi sizin konserlerinizle ilgili uluslararası basında çok yazılar yazıldı. Hepsinde inanılmaz metiyeler vardı gerçekten. Hepsini de hak ediyorsunuz. Özellikle hepsini genel özetleyecek olursam hani bir iki cümlede sıradan herkesin alışık olmuş olduğu bir notayı bir şahesere dönüştüren sanatçı ya da işte parmaklarındaki hünerin eşsiz hüneriyle dokunduğunu devasa bir başyapıta dönüştüren sanatçı diye geçiyor. Şeyi merak ediyorum, şimdi klasik müzikle özellikle piyanistler aynı notayı çalıyorlar belki ama o notanın tuşuna basışındaki etkilerin izi dinleyenlerde çok farklı bir yankı bırakıyor. Sizde evet, bu nasıl yani oluyor? Aslında kişiliği de yansıtıyor. Evet. Kendi yorumunuz ortaya çıkıyor. Dün bir çocuklarla masterclass yaptım Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve o anda aklıma bir şey geldi. Bir çok yetenekli bir çocuk. Her parmağının ucu bir şarkıcı olsun dedim. Yani parmakların ucuna ifade katıp öyle bastırdım piyanoya. Duygular oradan duygular çıksın. Yani oradan piyanoya yansıtsın. Onu çok hoşuna gitti. Ve gerçekten biraz farklı çalabildi. O hoşuna gitti o şey. Bazen böyle imgeler çocuklara çok faydalı olabiliyor. Benim tabii bir de farklı tekniklerden de aldığım hani çok önemli ilham kaynakları var. İşte önce Mithat Feynman'ın öğrencisi olarak Korto tekniği. Daha sonra Fransa'da İvnat ve bazı Rus hocalarının öğrencisi olan Pierre Sankal. Sonra Gizeking ekolünden Bernard Ebert. Bunlar çok birbirinden farklı. Ve en son da Fike. Yani o da Liszt ve Busoni tekniğinin diyelim devamını herkese anlatıp öğretiyordu. Onunla çalışmak da bana çok fayda sağladı. Bir de bunlar hepsi birbirinden farklı ama ben kendi sentezimi kurdum. Tabii beslene beslene kendi, evet, kendi tarzınızı yaratmış oluyorsunuz. Oluyoruz, peki evet. Şeyi merak ediyorum. Siz de evet. Yani ülkemizde hani uluslararası konserler denildiği zaman bir Fazıl Say, bir siz akla geliyorsunuz gerçekten. Çok konserlere gidiyorsunuz. Bir konser, klasik müzik festivalini nasıl değerlendirirsiniz dünya çapına baktığınız zaman ya da nasıl olmalı, ideal olan nedir, nasıl bir konsept olmalı sizce? Şimdi tabii çok farklı farklı festivaller var. Yani kimisi sadece piyano festivali, kimisi oda müziği festivali, kimisi hepsi karışık. Kimisi sadece müzik de değil, işte dans, opera ve başka dalları da kapsayan. Yani çok renkli, çok değişik festivaller var. Bunlar her dönem yani ihtiyaç hissedilen şeyler ve insanların gerçekten sanatla beslenmeye ihtiyacı var. Evet. Yani o ruhunun ruhu besleyen gıda gerçekten yani benim için tabii müzik çok önemli, hayati önem taşıyan bir sanat dalı. Ama sanıyorum dinleyicilerde de aynı ihtiyaç var. Onun için bu festivallerin yapılması çok güzel. Tabii ki her festivalin zorlukları var. Yani evet. Giderek ekonomi zorlaştırıyor kaynak bulma açısından bu festivallerin yaşamları bayağı sıkıntılı olabiliyor. Bizim de işte 20 senedir Eren Levendoğlu'yla hiç ara vermeden devam ettirdiğimiz bir Gümüşlük Müzik Festivali var. Biz pandemide de hiçbir şeyde, yangınlarda hiçbir sene ara vermedik. O da enteresan. Bizim festivalimizin bir de eğitim yönü var. O da yani her yaz bir müzik okulu gibi gelen bütün büyük yabancı sanatçılar, solistler aynı zamanda 4-5 gün kalıp, bazen daha uzun kalıp çocukları yetiştiriyorlar. Ve ülkemizdeki yetenekler böylelikle yurt dışına çıkmadan farklı ekollerden
çok iyi eğitim alabiliyorlar. Yani 1900 öğrencimiz oldu bugüne kadar. Çok, çok gururluyuz ve bunlar arasında şimdi gerçekten dünya çapında starlar var. Onlar bizde işte kısa pantolonlu halleriyle fotoğrafları var. Çok çok güzel. O bakımdan mutluyuz. Bir de siz Gümüşlük Festivali demişken hani salondan alıp doğayla da birleştirdiniz müzik severleri. Ben işte Taş Ocaklar'da izlemiştim. O müthiş bir şeydi. Ay ışığının altında. Müthiş. Evet, evet. Gerçekten doğanın güzellikleri tabii saymakla bitmez. Tarihi değerler de var. Dediğiniz gibi antik bir taş ocağı orası. Onun için çok ayrıcalıklı bir... Ama bir konseri tarihi bir yere götürmek de çok zor olsa gerek. Hani piyano, ışık, ses, müzik. Evet. Onları nasıl açtınız o süreçte? Her sefer büyük mücadelelerle açtık ama... Şimdiye kadar. Şimdi mesela Adıyaman Filarmoni'de de hani diyorlar ya Nemrut'tan konser verilsin falan. Evet. Ama Nemrut'a nasıl piyanonun çıkarılması, ekipmanların çıkarılması bir de onlara sormak lazım. Yani. Peki şeyi merak ediyorum. Özellikle mesela hani oluyor ya bazı müzisyen işte farklı mekanlar, farklı coğrafyalarda çalıyorlar. İşte hem seyircinin dikkatini çekebilmek için. Siz nasıl değerlendirirsiniz bir klasik müzik dinleyicisi mi demek lazım, seyircisi mi demek lazım? Belki dinleyici daha doğru olur. Evet, yani çünkü bir de sahnede şov da olmalı diyenler de var. Yani şöyle tabii opera olunca zaten şov mevcut ama öbür şeylerde, konserlerde bir şov yok ama iyi bir akustiğin çok önemi var. Yani bu açık havada da tabii ki Efes olsun, işte Aspendos olsun. Atina'da da çalmıştım Akropol'da. Evet. Yani oralarda öyle güzel bir akustik var ki yani hem açık hava ama en arkadan böyle en sessiz şeyde bile piyanissimo duyulabiliyor. Yani evet, kendisini şey. Kaptırıp başka bir... Orada yani önem akustik ve tabii enstrümanların kalitesi de çok önemli. Biz piyanistlerin maalesef böyle bir kadere var. Gittiğimiz yerde ne bulursak onda çalıyoruz. Ama sizi konserinize gelenler hep ben normal seyirciden konuşuyorum. Hep bir parmağınızı görmek istiyorlar. Yani göremedik, gördük. Doğru. İşte orada son zamanlarda işte biraz yayın da yapıyorlar. Evet. Gösteriyorlar parmakları, evet. Bir de şeyi merak ettim, size sormak istediğim Rahmanov eserlerini nasıl değerlendirirsiniz? Siz de yer vermiştiniz. Hem sizin dünyanızda hem dünya müziğindeki yeri nasıldır? Ya şimdi Rahmanov tabii piyanistik açıdan çok zengin bir yazı stili ve olağanüstü dolduran bir müzik diyelim. Şeyden geldikten sonra yani klasik dönemden sonra işte romantizmden empresyonizme geçiş döneminde Rus bestecisi olarak yani Rus karakterini de ortaya koyuyor. Kendisi de olağanüstü bir piyanistmiş. Onun için belki yani ancak 20 parmakla çalınabilecek şeyler besteliyor. Çok zor besteleri de var. Ama aslında hepsi yani nota olarak çok yüklü ama elin altına iyi geliyor. Çünkü kendisi çok iyi bir piyanist. Onun için aslında zor değil. Yani yani çünkü çok beceriklice yapılmış diyeyim. Nasıl? Esneyebilen mi? Esnek bir tarzı mı var diyebilir miyiz? Onu çok sevmiştim. Ben ilk daha 14 yaşındayken zaten 3. piyano konçertosunu öğrenmeye başladım ki yasak etmişti hocam. Ellerin yetmez, bu daha erken demişti ama bendeki o yani tutku diyeyim gerçekten engelleyemedi şeyi öğrendim ve kendi kendime çıkarttım o konçertoyu. Sonra da kendisi çok beğendi ve orkestrayla çaldı. Çaldırdı şeyde orkestrada Paris Konservatuvarı'nın orkestrasıyla. Ve yani daha sonra ilk 18 yaşındayken de İstanbul Senfoni Orkestrası ile ilk konserimi onunla vermiştim. Ve
şimdiye kadar pek çok ülkede seslendirmeye devam ediyorum. Evet. Peki hiç böyle tutku demişken piyanoyla böyle o bağınızın bir kopma noktası geldi mi? Hani bir küs kaldığınız ya da bırakmak istediğiniz dönemler oldu mu? Hayır, piyanoyla gelmedi hiçbir zaman da. Konser yaşamıyla geldi. Yani turneler, konser verme, onlara bir ara verdim. O sizi nasıl etkiliyor? Çok yorucu da bir süreç yani. Yok yani onun bazı işte özel nedenlerle oldu ama aslına bakarsanız ben çok seviyorum. Yani bazen her gün bir yerde bir konser veriyorum. Yani işte önümüzdeki hafta evet. 4 ayrı bayağı konser var. Bayağı bir yıllık programınız neredeyse dolmuş gibi ben baktım evet, programınıza. Evet yani 5 günde 4 konser evet. var farklı şehirlerde. Yani bugüne kadar 2000'den fazla konser verdim 80 ülkede evet. ama 5 kıtada ama hiç bıkmadım. Yani inşallah sağlığım el verdiği sürece de böyle devam ederim. Böyle unutamadığınız konseriniz hangisi? Oo. Böyle hatırladığınız hep böyle çok var, çok sizi var çok etkileyen yani. Ne bileyim. Tabii. Yani o kadar çok var ki. Şimdi tabii farklı etkiler var. Mesela bir başıma gelen ters olaylardan dolayı etkileyenler var. İşte kapak düşüyor. Veyahut piyanonun ayarı yapılmamış oluyor. Şeyleri yapılmamış oluyor. Yani böyle ters giden şeyler. Bir son andaki sürprizler oluyor işte. Bir de yani çok beğendiğim olağanüstü bir salonda müthiş bir orkestra ve inanılmaz bir orkestra şefiyle yani o kadar etkilenmiş oluyorum ki hani sanki onların bir parçası gibi ben hiçbir şey yapmadan müzik kendiliğinden çıkıyor gibi. O öyle anılarım var yani pek çok yerde. Evet. Onlar ülkemizde de bu arada çok sevilen bir sanatçısınız. Ha. Adınıza çok sayıda klasik müzik festivalleri düzenleniyor. Evet sağ olsunlar. Gerçekten beni çok gurur duyuyorum yani onur veriyorlar bana. İzmir'de var Gülsün Onay Piyano Festivali. Kıbrıs'ta var. Başka da yok zannedersin. Yani başka ismine festival Ankara'da. Düzenlenen sizinle birlikte. Evet. Yani çok güzel bir şey. Verici. Evet. Çok peki şöyle bir şey düşünüyor musunuz mesela? Evet. Çünkü şimdi uluslararası dolaşıyorsunuz ya farklı ülkeler, farklı şehirler, hep bir yerdesiniz. Londra'da, Almanya'da, Fransa'da, işte Türkiye'de, Türkiye'nin farklı şehirlerinde. Böyle bir kendinizi bir yere ait ya da ait olmadık bir yurt kavramı ve yurtsuzluk kavramı sizde nasıl oluyor? Ya ama tamamen Türkiye'ye ait hissediyorum. Tabii ki o. Yani orada hiçbir şey yok. Ama şöyle de diyebilirim. Yani çok sevdiğim ve çalmaktan zevk aldığım. Belki sanatçı için dünyanın hepsi dünyanın, kendi yurdu gibi hissetme öyle. De oluyor. Bir kere böyle bir şey söylemiştim. Yani sanki kocaman bir evim var. Yani ve odaları farklı ülkelerde. Ben de öyle tahmin ettim. Yani öyle hissedeceğinizi tahmin ettim. Tabii ki aynı zamanda Almanya'da bir geçmişim var. Eşim İngiliz onun için Londra'ya çok sık gidiyorum. Cambridge'de evimiz var. Onun dışında çok sık gittiğim başka ülkeler var. 8 sene yaşamış olduğum, öğrenim gördüğüm Paris var. Yani Paris'te sanki bir benim bir parçam gibi hissettiğim bir yer. Onun için yani böyle gerçekten biraz... Büyük evin farklı odaları. Büyük evin farklı odaları. Çok güzel bir tabir. Evet, peki siz kendinizi nasıl beslersiniz? Müzikle başka konserlere gider misiniz? Yani şöyle... Beğendiğiniz konser sanatçıları hangileri? Tabii ki çok var ama maalesef fırsat bulamıyorum yeteri kadar. Öğrencilerimin tabii konserlerine gitmeyi mümkün olduğu kadar... Onları motive etmek, desteklemek için. Bazı meslektaşlarımı çok sevdiğim konserlerine gitmeye çalışıyorum ama yeteri kadar gidemiyorum. Ama yine ben sadece hani piyano çalarak değil ama aklımdan geçirdiğim notalarla da besleniyorum. Yani şu anda hani böyle dursam ve dinlesem istediğim şeyi dinleyebiliyorum. Evet, bütün notalarla güzel. Beraber yani. Ve bu bana bir huzur veriyor ve oradan da tekrar enerji alıyorum. Zaten o frekansı alıp tekrar dinliyorsunuz. Çok güzel. Peki sanatın bu alanına çok emek veren ve çok başarıyla götüren bir isim olarak bu süreçte daha iyi, daha güzel, klasik müziğin daha başarılı olabilmesi için sizin gözünüzde neler yapılmalı, neleri önerirsiniz?
Hani bu alanda ilerlemek isteyenlere ya da organizatörlere yani tecrübenizi aktarmanızı istiyoruz. Tabii eğitime çok önem vermek gerekiyor. Herhalde oradan başlar. Yani okullarda klasik müziğin daha çok dinletilmesi, hocaların bu konuya önem vermesi. Profesyonel olarak olmasa da yine de çocukların bir enstrüman çalabilmesi, yani yaklaşabilmesi için önemsemek lazım. Yani o konuyu ele almak lazım. Çünkü onların zihin açıklığına da yardımcı olacaktır. Evet. Yani müziği hem karakterlerine yansır, yani saygılı olmaya çok faydası vardır. Hem de başarılı olmaya, yani bir matematikte, bir başka konuda, yani bu notaların yarattığı şey, bir farklı bir şey var beyinde. Onun için tavsiye ederim, yani hepsine önermek isterim. Belki böyle çok hep ritmik ve aynı olan pop müziği değil de, yani klasik müziğe daha çok yönelme şeyi olabilirse, orada çünkü bir çaba sarf etmek lazım. Evet. Yani onu anlayabilmek için bir kere de olmaz. Birkaç kere dinlemek lazım ve hakikaten alıcı bir kulakla dinlemek lazım. O zaman fark edecekler ki çok ilham kaynağı olur ve beslenirler. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel söyleşiyi bizimle paylaştığınız için. Rica ederim. Sizi de yormak istemedik. Konseriniz var. O yüzden bu ederim. Güzel sohbeti maalesef bitirmek zorundayız. İstemeye. Her zaman çok tekrarını sağ olun. Çok yapabiliriz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Diren Sanat takipçileri, bugün Gülsin Onay ile güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Dilerim bu söyleşimizi izler, beğenir, yorum yapar ve paylaşırsınız. Ve her zaman olduğu gibi diyoruz ki hayata sanatla direnin, Diren Sanat'ı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Evet sevgili Diren Sanat takipçileri, Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği 5. Klasik Müzik Festivali'nin açılış gecesinde Gülsin Onay'la röportajımızı yaptık ve bu gece yine Gülsin Onay'la aynı sahneyi paylaşacak olan Adıyaman Filarmoni Orkestrası'nın orkestra şefi Özgür Oğuz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Daha önceden de biz burada sizin bir konserinizi dinlemiştik. Evet. Yine bu Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde. Konserin içeriği hakkında biraz bahseder misiniz? Hem Adıyaman Filarmoni şu anda ne durumda, nasıl gelişti? Bu yaşanan acı deprem sizleri nasıl etkiledi? Şimdi Adıyaman Filarmoni Orkestrası 2012 yılında kuruldu. Bizzat benim kendi girişimlerimle. Orada bir süredir yaşıyordum o güne kadar. Evet. Ve bir şeylerin eksik olduğunu düşündüm. Bunun da sanatın, kültürel çalışmaların olduğu yönünde çok kuvvetli şeylerim oldu yani. Duygularım oldu diyeyim. Çünkü meslek hayatımın öncesinde gittiğim her yerde hiçbir zaman boş durmadım. Öğrenciliğimde de yani, üniversite hayatımda, üniversite öncesi de çok faal, çalışan bir insandım. Bu Adıyaman'a geldikten sonra baktım ki burada bir şeyler yok. Ne olabilirdi burada? Ne yapabiliyorum ben? Bir sanatla ilgili bir şeyler yapabilirim. Adıyaman'a baktığınızda etrafındaki illerde Kültür Bakanlığı'nın Devlet Klasik Türk Müziği Koroları, Halk Müziği Koroları var. İşte oraya geleceğim, araya gireyim. Şimdi Adıyaman, Urfa, Antep olsun. Aslında müzikten uzak şehirler değil. İnsanlar değiller. Müzik hep var hayatımızda. Kesinlikle. Ama filarmoniyi sokmak, işte klasik müziği sokmak biraz da zor bir şey yani. Tabii zor. Göze almak da zor yani. Yani zor çok, orası için çok aykırı bir şey belki de. Evet. Ama birinin yapması lazım. Yani farklı bir lezzet, evet. Hiç alışık olmadıkları bir şey. Ama bunu denemek lazımdı. Belki de her şeyi göze almak gerekiyordu. Verilecek bütün emeği, gece gündüz uykusuz kalmayı, sahada belki 24 saat çalışmayı, ki bunların hepsini ne söylüyorsam hepsini bizatihi yaptım, yaşadım. Sağ olsun. Peki nasıl karşılandınız o zamanlar?
İlk zamanlar tabii ki şeydi, yani zordu. Hala zor. Evet. Şimdi daha da zorlaştı. Hiçbir şey evet, kalmadı. Evet, doğru. Tabiri caizse tek başımızayız gibi. İşin gerçeği öyle. Yani hala orada enkaz çalışmaları devam ediyor. Hala çevremizdeki bulvarlardaki evler, orada yaşayan insanlar yok. Evler ağır hasarlı, yıkılıyorlar. Şehir şu anda düz bir arazi haline gelmeye başladı. Evet. Son 6 aydır yoğun bir şekilde yıkımlar devam ediyor. Yağmur yağarsa tozu yutmadığımız için seviniyoruz. Ama bu defa çamura gömüldüğümüz için üzülüyoruz. Yani öyle bir şey var orada şu anda. Diğer şeye gelirsek... İnsanlar nasıl toparlanıyorlar? Yani mesela neyle teselli buluyorlar orada? Yani hiç aslında... Çünkü çok zor bir acı. Çünkü bir sabah akşam yatıyorsun. Evet. Ertesi gün her şeyini kaybediyorsun. Aileni, malını, mülkünü, her şeyini ve... Şimdi o süreci bir anlatmak, da evet. Kesinlikle anlatmak gerekirse... salgın sürecine kadar çok yoğun bir Adıyaman Filarmoni ve... Evet. Adımfest, Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali günlüğümüz bizim sürüyordu. Hatta son festivalimizin... Biz bütün her şeyini hazırladık. 6. festival. Başlamamıza 2 gün kala salgın başlayınca bütün her şeyimiz iptal oldu. Ondan öncesi de Filarmoni'nin pek çok kentten konser daveti vardı. İşte Muğla, Ankara, evet. İstanbul, yurt dışı. Ben yurt dışına da 2 defa davet aldım orkestra yönetmek için. Yine böyle bir sürecin içerisindeydik. Yani fiş listemiz oluşmuştu. Tam böyle festival başlayacak, turnelerimiz başlayacak, bıçak gibi kesildi. Evet. Ben de şey yaptım, yani 6. festivali YouTube üzerinden yaptım. Araştırdık arkadaşlarla. Türkiye'nin ilk YouTube üzerinden festivali olacaktı. Dedik ki yani insanlar da evde, sanat iyileştirir, moral verir, motive eder insanları. Sağ olsun sanatçı dostlarımızla da görüştük. Dedim ki videolarınızı çekip gönderir misiniz? Yani biz bunu devam edelim. İnsanlar evde izlesinler video kanalımızda. Sağ olsun kırmadılar, kabul ettiler. Çünkü yapacak hiçbir şey yoktu o süreçte. Doğru. Düşünün yani siz o güne kadar yılın 365 günü çok yoğun sanatsal faaliyetler içerisindesiniz. Sahnedesiniz. Her konser öncesi. Televizyonlar, gazeteler, radyolar, canlı yayınlar, röportajlar vesaire. Her şey bıçak gibi kesiliyor. Evet. Çok büyük bir şey aslında yani. Hepimiz için bir travma yaşama gibi bir şey bu. Onu öyle yaptık. Sonrasında salgın süreci biterken tekrar kıpırdanma başladı. Tabii ben o esnada çok boş durmayı sevmediğim için biraz da vokal çalışma evet. falan yaptım böyle. Hatta depremden bir hafta önce İstanbul'da bir konserimiz oldu. Orada sevgili Fazıl Say'ın ilk şarkılarını, işte Aşık Veysel'den, Türk sanat müziğinin böyle nadide eserlerinden birkaç tane falan böyle bir şey, repertuar oluşturup yaptık. Döndük. Normalde 5. festival o zaman olacaktı. Evet. Yani depremden bir hafta sonrası evet. başlayacaktı. Döndük. Bu arada... Adıyaman'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın o zamanlar şey vardı. Türk Sanat Müziği Koroları kurulmuştu. Evet. Valilik tarafından Türk Sanat Müziği Koro Şefliğine atandım. Son 5-6 aydır da Eylül gibi başlayıp işte deprem gününe kadar biz çalışıyorduk mesela. Onun konserlerinde bir hafta 10 gün var. Güneydoğu'da gideceğimiz iller vardı bakanlık korosu olarak ve sonrasında İstanbul ve Ankara'ya böyle bir projesi vardı bakanlığımızın. Böyle bir çalışma vardı. İşte orkestranın burada festivalde konser olacaktı. Bu defa da işte yaşadığımız talihsizlik. Evet. Gündüz biz prova almıştık o günü. Herkese vedalaştık. Yollarımız, sokaklarımız, evlerimiz, her şeyimiz tiril tiril. İnsanlar çarşısında, pazarında, sosyokültürel faaliyetinde gece uyuduk. Ama uyandığımızda evet. bambaşka bir şey. Yani gerçekten çok zor. Hani hepimiz o acıyı gerçekten yaşadık. Tabii ki orada olanların acısını tarif etmek mümkün değil.
Ama işte bir yerde de yaşam devam ediyor. Devam ettirmek gerekiyor. Ve yine insanların, mesela pandemide de depremde de aslında yine insanı tutup ayağa kaldıracak, iyileştirecek, bence terapi edecek şey de aslında yine sanat. Yine müzik olmuş oluyor. Çünkü acılarımızı, yani ağıtlar yakıyoruz mesela, türkülere döküyoruz, işte enstrümanlara döküyoruz. Bu şekilde bir yolculuğa çıkıyoruz. Yani yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Sanat iyileştirir. Evet. Peki bu süreçte Adıyaman Filarmoni'ye size diğer sanat kollarının ya da sanatçıların ne gibi destekleri oldu? Ne gibi yaklaşımları oldu? Yani yani aslında belki bunun... Bu süreçte kendinizi yalnız mı hissettiniz ya da ne kadar desteklendiniz? Yani sanatçı dostlarım tarafından daima desteklendiğimi söyleyebilirim. İkinci günüydü. Gülsün Hanım aradı. Hande Hanım aradı. Serla Hanım aradı. Bunlar camiamızın çok kıymetli isimleri. Ataşehir Belediyesi sağ olsun aradı, Mersin. Ya daha çok isim sayabilirim aslında. Tabii ki hani insanlar yanınızdalar ama bir şeyleri, işte yapılacak olan bir şeyi çok iyi organize etmek lazım. Mesela oradan hareketle şunu söyleyebilirim. Benim yıllardır orada istediğim bir şey vardı. Piyanomuz olsun istiyordum. Evet. Bir salonumuz var. Üniversitenin rektörlük sahnesi. Orada bir tane piyanomuz var. Onun dışında piyano yok. Bir tane Türkiye Petrolleri'ne ait var. Amacım şuydu, yani festivallerde mesela piyanoyu alıp işte Nemrut'a götürebilmek. Evet. Karakuş Tepesi'ne götürmek. Perre Antik Kenti'ne götürebilmek. İşin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bizimle birlikte dirsek temasında olan sanatçı dostlarımız da aynı heyecanı hissediyorlar. Yani biz burada ne yapabiliriz? Burada sanatsal, kültürel aydınlanmanın daha müspet olabilmesi adına bizim katkımız ne olabilir? Yani çok o konuda, mesela en son geçenlerde Profesör Serla Balkarlı bir çalışmasından bahsetti. Dedi ben bütün şeyimle, kendi imkanlarımla gelirim. Orada insanların morale, motivasyona ihtiyacı var. Onunla ilgili şöyle bir gelişme oldu. Güzel bir şey. Evet. Gülsün Hanım'ın çok değerli bir sanatsever dostu bize piyanosunu bağışladı. Şirin Hanım, Şirin Köprücü, şu an Amerika'da kendisi. Önümüzdeki hafta bize ulaşacak piyano. Onunla ilgili bazı girişimlerde bulundum. Çünkü yere ihtiyacımız var. Bir taraftan yeri olmayan o kadar çok insan var ki şu an orada. Ama bir şekilde bir çadır da olsa bir şey olmalı. Evet. Bir şeylerin görevimizde. Yani ben de mesela öyle düşünüyorum. Yani şimdi bir insanın hayatını sürdürülebilir kılmak lazım. Yani bir yardım ederken hani sadece hani ekmek, su, kıyafet, barınacak bir yerden ziyade hem ruhunu vermek lazım, hem eğer mesleğiyle ilgili bir mesleği varsa, bir ilgi alanı varsa o ilgi alanını da destekleyip oradan ilerlemesini sağlamak en doğrusu. Kesinlikle. Çünkü hiç kimse, yani hayatımız, yaşamımız olduğu sürece hiç kimse bir yerde stabil yaşamak istemez. Evet. Yani bir yerde yolculuğuna devam edecek. Tabii. Devam edebilmesi için kendi ilgisi alanı, doktorsa doktorluğunu yaparak o alanda desteklenerek, işte öğrencisi üniversite sınavına hazırlanarak o alanda desteklenerek, müzisyense işte enstrümanlı müzik okulu o alanda ilerlemesi sağlayarak desteklenmiş olacak. Peki bu koşullarda, çünkü çok kritik bir süreç yaşadınız gerçekten, evet. Hani çok da hassas, insan bazen hani ifade ederken de yanlış bir şey de yapmak istemiyor, daha da temkinli olmaya çalışıyorum yani. Şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi klasik müzik dinleyicisi olmak her yerde zor. Bütün dünyada zor. İstanbul'da da zor. Oralarda da zor. Bir de böyle bir koşulların içerisinde insanlar nasıl yaklaşıyorlar mesela klasik müzik konserlerine? Yani şimdi ilk zamanlar tabii ki çok tepkililerdi. Yani, ama şu var. Yani benim gözlemlediğim, çok hoşuma giden bir şey.
Doğu'nun, Güneydoğu'nun insanı çok saygılı. Evet. Çok hürmetli. Yani benim orada en büyük, orada emek vermek için beni motive eden şey oradaki insanların temizliği, saflığı. Evet. Kibirli insanlar ben oldu bitti sevmem. Yani onlarla bir şey yapmak istemem. Onlar için bir şey yapmak istemem. Çünkü sevmem kibiri. Orada insanlarda bunu göremezsiniz. Bilmiyorlarsa da saygı duyarlar. Evet. Bunu yaşadık yani. Bizzatihi yaşadık. Nitekim devlet tiyatroları, işte Mersin Operası temsili ilk defa yaşayacakları, görecekleri bir şeyde bile ya hocam biz anlamayız bundan ama sizin hatırınıza atıyorum bileti alalım. Gelmesek de alalım size destek olsun diyen insanlar var orada. Yani başka yerlerde belki bunu göremezsiniz. Adamın yaşam görgüsü, inancı, şekli buna çok aykırı olabilir. Ama bir opera temsilinin afişini dükkanın camına asabiliyor saygısından, hürmetinden. Hocam asalım ama iki gün sonra şey yap. Bu bile olsa güzel. Aslında temelinde şu var. Müziği sevmiyor değil. Müzik tabii ki hani de o coğrafyada yaşayan insanların kemiklerine kadar işlemiş bir şey. Evet. Yani en müzikten uzak dediğiniz kişi bile bir ağıt yakar, mırıldanır. Kesinlikle ve kendisi tabii kendi bestesini yapar, derdini evet dile getirmiş. Sanki biraz işte operayı, klasik müziği biraz kendinden saymama, görmediğinin verdiği bir tepki i̇şte aslında yani. Bizim aslında çıkış noktamız bu. O televizyonda gördüğü, radyoda dinlediği, işte yazılı basında gördüğü, yani bir yargısı var. Evet. Şimdi yanında görmemiş hiçbir zaman. Ama televizyonda şeyde görmüş bunları. Mesela operanın temsilinde gelenlerin %80'i bir ön yargıyla geldi. Ama o insanlar ayakta alkışladılar. Bir daha ne zaman gelecek diye soruyorlar. Evet. İlk zamanlar basından çok değerli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz piyano resitali oluyordu mesela festivalde falan. Ya hocam diyorlardı. Aradan bir iki sene geçti. Tripodlarını ayarlamışlar. Evet. Salonun merdivenlerinde oturmuşlar. Pür dikkat sahneye odaklanmışlar ve dinliyorlar. Şimdi eğitim bir süreçtir. Evet. Kısa vadede olacak bir şey değil. Ama bu bunu anlamıyor, bu bunu beğenmiyor, bu bunu böyle deyip hepimiz kestirip atarsak evet o insanları biz kazanamayız. Yani o insanlar hep yargılı bir şekilde kalırlar. Çünkü insan bilmediği şeylere yargılı davranır. Doğru. Kendini uzak hissettiği şeyi yakınına alacaksın. Benim bir hocam rahmetli Özcan Seyhan, Eduard Zuckmayer'in de öğrencisi. O derdi ki desantralizasyon, yani sanatın merkezden taşraya taşınması. Biraz da bunu biz yapmaya çalıştık bu süreç boyunca. Yaptık da sanırım. Siz burada tabii aynı zamanda da bir şehirde bir filarmoni orkestrasını kuran öncü bir kişisiniz. Yani öncü bir yani, sanatçı olacaksınız. Belki ileride hep adınız geçecek Özgür Oğuz, filarmoniyi kuran adam o diye. Bugünkü konserde de koro şefisiniz. Orkestra şefisiniz. Orkestra şefisiniz pardon. Nerede aklıma geldiyse düzeltiyorum. Orkestra şefisiniz. Orkestra şefi olarak sizin önceliğiniz nedir mesela? Nelere dikkat edersiniz? Nasıl çalışırsınız? Şimdi normalde bizim kendi orkestramızın sürekli çalanları vardı. Ama tabii bu yaşananlardan sonra. Evet. Şu anda biz gönüllü bir ekiple buradayız. Çalışmalarda sadece orkestra değil, ne çalışıyorsam disipline çok özen gösteririm. Yani çalışma ve prova esnasında işte verilmiş, dağıtılmış bir eserin öncesinden okunması, irdelenmesi, incelenmesi, tabii, bunlar çok önemli şeyler. Prova anında yani çok o tür şeylerin içine girmemek gerekiyor diye düşünürüm. Yani orkestranın içerisinde veyahut da koro da dahil buna. Korom da eğer korist varsa ya da orkestrada bir sanatçı, çalan bir sanatçı varsa verilmiş bir eseri
öncesinde çalışmış olmasını, yani farklı yorumlarını dinlemiş olmasını, onunla ilgili pek çok şeyleri süzgecinden geçirmiş olmasını beklerim. Toplanıp birlikte çalışma anında en azından bütün bunlarla ilgili bir ortaya çıkarımı olabilsin. Yani orada çalışılmaz. Orada genel evet. olarak çalışılır, hep birlikte çalışılır. Yani iş ve eğitim anlamında aslında iyi olması için disiplin çok önemli. Peki bir eseri çalıştınız, prova yaptınız, şey yaptınız. Sonra tekrar sahnedeyken yeniden bir yaratma sürecini yaşar mısınız? Yani bir değişiklik, ne bileyim bir ton farkı, bir vurgu, yani bir notada bir değişiklik şey, oluyor mu mesela yani, orkestra şeflerinde? Yorum farkı olur bütün orkestra ya da koro yöneten herkeste. Farklı bir yorum olabilir aslında. Ama çalışılmışın dışına çıkılmaz yine, değil mi? Yani. Hani o ben burayı aslında. Burada orada yapmıştık ama burayı kesip atıyoruz gibi bir şey olmaz. Yok. Yani. Yani o bu öncesinden anladım. Düşünmesi gereken. İşte o genel prova dediğimiz bütün herkesle birlikte iken yapılabilecek bir şey. Evet, peki bu konserde hangi eserler var? Bu konserde Mozart ağırlıklı aslında şeylerimiz. Ben biraz hani Anadolu'dan türküler falan da çok seviyorum. Özellikle Aşık Veysel koymayı ama bu defa böyle bir şey yapmadık. Klasik müzik festivali. İşte uzun zamandan sonra ilk defa böyle bir şeyimiz, sahnemiz olacak. Mozart. Evet. Küçük bir gece müziğiyle başlayacağız. Sonra Mimar Sinan Üniversitesi viyola öğretim üyesi Coşkun Coşkun Deniz'de Henry Eccles'in sol minör viyola konçertosu. Daha sonra yine Mozart'ın Divertimento eseri ve son olarak da Gülsin Hanım'la Mozart Piyano Konçertosu. Piyano Konçertosu. Peki bundan sonraki katılacağınız festivaller neler? Şu anda önümüzde herhangi bir şey yok, yok. Şimdi gerçeği. Evet. İsterdik ki olsun ama yani belki öyle bir süreç başlamadı. Halihazırda burası vardı. Evet. Bundan sonraki süreçte davet gelir, teklif edilir. Tabii ki değerlendiririz. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vaktimiz çok sınırlı. Siz de konsere evet. çıkacaksınız. Sizin vaktinizi de almak istemiyorum. Çok soracağım sorular var ama son olarak sizin eklemek istediğiniz, bahsetmek istediğiniz bir şey var mı? Onu paylaşabilirsiniz. Yani ne söylenebilir bilmiyorum. Evet, insan böyle deyince evet. böyle bir kalıyor. Hani ben de bir şey kaçırdım mı diye onu ben evet, düşündüm. Acaba ne söylesem, ne mesaj versem. Yani zaten bize ulaşmak isteyen evet. Sosyal hesaplarımızdan, orkestramızın, benim kişisel hesaplarımdan bana ulaşabilir. Instagram olsun, Facebook olsun, bütün orkestramızın ve benim şeylerim var. Oradan ulaşabilir. Kim ne sormak istiyorsa sorabilir. Oradan da. Evet. Oradan da ulaşabilirsiniz. Konser davetiyle ilgili bir şeyler olursa, ne bileyim süreç içerisinde el vermek isteyen olursa yine oradan ulaşabilir. Yani süreç içerisinde tabii şunu da gördük, anladık. Adıyaman Filarmoni'nin çok güzel bir şey kitlesi oluşmuş. Neredeyse dünyanın her tarafında. Çok güzel. Ben sizi Mersin Müzik Festivali'nde görmüştüm. O zaman da yine yazılı evet, röportaj o zaman yapmıştık. Sizin şeyiniz çok güzel. Evet. Sloganikti. Tütün kokonu oldu. Evet. Klasik müzik esintisi çok hoşuma gitmişti. O zaman da biz de etkilenmiştik. Adıyaman'da Filarmoni Orkestrası varmış evet. gibi bir şey yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok evet sevgili Diren Sanat takipçileri, bu yıl 5.'si düzenlenen Ataşehir 5. Klasik Müzik Festivali'nin açılış gecesinde orkestra şefi Özgür Oğuz'u konuk ettik. Adıyaman Filarmoni Orkestrası'nın hem kurucusu hem de orkestra şefi. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hayata sanatla direnin, Diren Sanat'ı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.